Bolu ilimizin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Bolu'ya geldi. Şöyle döne gelsin. Çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunan Bakan Turhan, Güney Çevre Yolu Projesi şantiyesinde yetkililerden bilgi aldı. Bakanın şunu açtığı için, bunu çekseniz açılmayacak. Onun için artık. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Turhan, Bolu'nun Türkiye'nin turizm, sanayi ve tarım merkezlerinden biri olduğunu işaret etti. Bolu ilimiz, ülkemizin turizm merkezlerinden biri, sanayi merkezlerinden biri, tarım merkezlerinden bir ilimiz. Tabii ormanlarıyla, yaylalarıyla, turistik merkezleriyle de aynı zamanda inanç turizminin bulunduğu tarihi değerleriyle de meşhur bir ilimiz. Ayrıca bulunduğu coğrafi konum itibarı ile de gerek ülkemizin doğu batı ulaşım aksları üzerinde gerekse Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ulaşım yollarının geçtiği bir ilimiz. Ülkemizin önemli ulaşım ağları doğu batı ve kuzey-güney istikametinde Bolu ilimizden geçiyor. Bolu ilimizin de coğrafi yapısı itibarıyla dağlık bir alan. Ama buna rağmen biz bu bölgedeki ana ulaşım akslarımızı, otoyollarımızı, devlet yollarımızın önemli bir kısmını yaptık, tamamladık. Çalışmaları devam eden Bolu il merkezi ile ilçe merkezlerini bağlayan yollarda çalışmalarımız devam ediyor. Ana akslarımızda Gerede-Ankara yolunda iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut devlet yollarında, otoyollarda bakım onarım çalışmalarını özellikle yaz aylarında artan trafiğe hazır hale getirmek ve yollarımızı hayatını idame ettirmek amacıyla bu çalışmaları da yürütüyoruz. Bolu il merkezi ile Mudurnu arasında yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bolu Seben yolunda, Bolu Kıbrısçık yolunda yine çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca doğu batı aksında önemli bir görev ulaşım hizmeti ifa eden Ankara Nallıhan Mudurnu Akyazı yolunda da yine çalışmalarımız, iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yine Göynük Nallıhan-Mudurnu yoluna bağlantısı, Göynük çevre yolundaki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Turhan ayrıca Eşref Bitlis kışlasında bulunan havaalanını sivil uçuşlara açmayı planladıklarını söyledi. Bolu ilimizin turizm potansiyelinin yüksek olması nedeniyle de Bolu ilimizde bulunan Eşref Bitlis kışlası içerisindeki bir hava alanını sivil uçuşlara açmak maksadıyla Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Burada bir takım iyileştirme çalışmaları yaparak gerekli idari ve teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra da bu bölgeyi sivil uçuşlara açmayı planlamaktayız. Bakan Turhan son olarak bu yıl içerisinde 2020 yılında 5G hizmetini inşallah Bolu'da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız dedi.
gerek üniversite öğrencilerimize, gerekse burada hizmet veren bilim adamlarımıza, diğer tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek altyapıyı, fiber optik altyapısını geliştireceğiz. Fiber optik altyapısı biliyorsunuz ülkemizde şu anda 4.5G hizmet seviyesinde bir altyapımız var ve 74 milyon adet abonemiz 4.5G hizmetinden faydalanacak. Ama biz bununla da yeterli kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte bu yıl içerisinde 2020 yılında 5G hizmetini inşallah Bolu'da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız.